Vatandaş memnun. Herkes memnun. Baktım gördüğüm kadarıyla 280 TL efendim peynir. Evet, 280 TL normal yani. Zor. İdare etmeye çalışıyoruz. Hep idare etme durumları yani. Sıkıntı. Ben 1979'da yurt dışına kaçtım. Komünist, kıpkırmızı komünistim ben. Türk insanına müstahak. Müstahak. Sahtekar, dolandırıcı. Bir tane doğru insan kalmamış. Bir de ne biliyor musun, şunu da söyleyeyim. Kılıçdaroğlu diye bir adam çıktı piyasaya. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye talip oluyor. Böyle bir şey tezat olamaz. Yozgat'tan bir tane amele gelseydi, amele sırtında yorgandan, bu seçimi kazanırdı. Ama Kılıçdaroğlu kazanamaz. Merhabalar efendim. Yurttaşlarımıza soruyoruz. Bakalım ekonomiden vatandaşlarımız memnun mu efendim? Merhabalar. Kolay gelsin. Çalışmalar. Nasılsın? Nasıl işlerin efendim? İşler çok iyi. Allah bereket versin. Güzel yani. Memnunum. Vatandaş memnun. Herkes memnun. Baktım gördüğüm kadarıyla 280 TL efendim peynir. Evet, 280 TL normal yani. Asgari ücret 11 bin lira, emekli 7500 lira alabiliyor mu efendim? Alıyor, herkes alıyor, gayet çok güzel. Rahat rahat alıyor mu? Alıyorlar. 7500 lira alıp rahat rahat bir de 280 liralık peyniri alıyor. Doğru mu duyuyorum efendim? Doğru. Biz satıyoruz yani, bir sıkıntı yok, herkes alıyor. Herkesin belli bütçesi var, herkes bütçesine göre alıyor yani. Biz memnunuz, herkes alıyor, bak şuraya. Peki memnun mu vatandaş, böyle hiç sizden şikayetçi olan var mı? Ya bu çok pahalı olmuş bu hafta. Bu hafta var. Ama elbet olacak yani. Herkes her şeyi memnun edemezsin. Olmaz diyorsun, herkes her şeyden. Aynen. Ama 16 milyon asgari ücretli var, 15 milyon emekli var. Abi bir de şuna bak. Hocam şimdi şey var, işimize bakalım. Daha peki, peki. Arkadaşlar devam ediyoruz. Abimiz ikram ediyor. Soralım bakalım vatandaşa, memnun mu halktan? Nasıl, güzel mi peynir? Güzel. Ne kadar fiyatını sor? Hayır. Soralım mı? Olur. Bu kardeşimizin yediği peynirin fiyatı nedir? 240 lira. 240, 240 TL'ymiş efendim. Bunu baba alabiliyor mu? Soralım mı rahat rahat? Soralım. Peki. Babası 240 TL çocuğunuzun yediği peynir. Nasıl, rahat rahat bunları karşılayabiliyor musunuz? Karşılayamıyoruz hocam. Alamıyoruz. Zar zor işte, yarım kalıp falan yani. Peki neler olmalı efendim? Ekonomi nasıl gördüğünüz kadarıyla? Pazar nasıl? Vatandaşın alım gücü nasıldır? Vallahi zor. İdare etmeye çalışıyoruz. Hep idare etme durumları yani. Sıkıntı. Asgari ücretliler için daha sıkıntı. Allah yardım etsin. İnşallah yeni yılda daha iyi şeyler olur. Maddi anlamda. Ekonomi düzelir. Herkes daha rahat alışveriş yapar. Peki güveniniz var mı? Olur mu? Düzelir mi? Umut diyelim. Başka elden bir şey gelmiyor yani. İnşallah düzelir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Pazardan memnun musunuz? Yok değilim. Neden efendim? Çok pahalı. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız efendim? Ekonomiden memnun musunuz? Ne, ben yurt dışında yaşıyorum. Memnun sayılırım. Neden? Türkiye'dekiler memnun acaba? Değil. Olamaz ki. Neden? Ne bileyim ben, düzgün yönetmiyorlar o yüzden. En son ne zaman geldiniz ve şimdi fiyatların arasında fark var mı? Fark var. Ne zaman gelmiştiniz? Ya, Trostem Almanya'dan daha uygun buralar. Neden biliyor musun? Almanya'dan arabaya bindim, 100 euro verdim bir depoya. Küçücük bir arabam var. Türkiye'ye geldim 50 euro mazot. Ama bura pahalı, Türkiye şartlarına pahalı. Öyle değil mi? Para mı? Para değil ki onlar. Ne oldu güzel? Hiçbir şey olmaz. Ben 1979'da yurt dışına kaçtım. Komünist, kıpkırmızı komünistim ben. La kardeşim bir şey olmaz, biz düzeltemedik, kaçtık. Bu şöyle şimdiki gençlik. Elle evlere şenlik. Evlere şenlik. Böyle beyinsiz gençlik olamaz. Adam 22 senedir yönetiyor. Ben ona da oy verdim. Ama böyle mi yönetilir ya bu? Ekonomiden anlamıyorum. De kenara çık. Peki ne olmalı 22 yıldır iktidarda? Ne bir şey olmaz. Türk insanına müstahak. Müstahak. Sahtekar, dolandırıcı, bir tane doğru insan kalmamış. Eskiden komünistlerin, sağcıların tamamı memleketini severdi. Şimdi hiçbiri sevmiyor. Sadece parayı seviyorlar.
Neden? Bilemem. Onu artık ekonomistlere soracaksınız. İnsanlardan anlayan psikologlara soracaksınız. Ne oldu bu millete, bu gençliğe? Olamaz böyle bir şey. Abi 15 milyon emekli var, 16 milyon asker. Ya böyle. Geçen sene bir tane çocuk 38 yaşında emekli olmuş. Almanya'da ben 69 yaşında emekli oldum. 69. 2 sene babamın gazı, 2 sene de devletin gazı. 67'de emekli oldu aslında Almanya'da. Adamlar hiç kavga mavga olmadan emekli olundu. Kavga falan yok. Bir sabah uyandık 69 oldu. Kimse tanışmaz bile, söylemez. Hükümet karar almış, bitti. Burada bir ay kavga ediyorlar. Bir de ne biliyor musun, şunu da söyleyeyim. Kılıçdaroğlu diye bir adam çıktı piyasaya. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye talip oluyor. Böyle bir şey tezat olamaz. Yozgat'tan bir tane amele gelseydi, amele sırtında yorgandan, bu seçimi kazanırdı. Ama Kılıçdaroğlu kazanamaz. Olamaz. Olamaz. Neden? Olmaz. Kapasite, yetenek konusu bu. Ben olaydım Erdoğan uykuyla uyuyamazdı bile. Uyuyamazdı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan sustumaya Kılıçdaroğlu'nda bir şey yok. Var mı? Yine aynı. Yine aynı. Şimdi de aynı. Erdoğan bir şey söylese herkes saldırıyor. Erdoğan bir şey söylemese kimse, her şey çok güzel memleket. Güzel mi? Güzel. Değil. Halk tercihini böyle yap. Yeni yedi ya, yedi kardeşim, sen başka bir şey yok ki, alternatif olsaydı başka birine verecekti. Yozgat'ın amelesi olsaydı vereceklerdi. Muhalefetliğini yapmıyor diye. Öyle bir şey yok tabii. Adam seçildiği gün ne diyor bunun, Özgür Özel? Sol partilerle diyor yakın ilişkide bulunacağım. Dünyada sol diye bir şey kalmadı. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı gün bir de özel mülkiyetin olmadığı bir sistemin yaşama şansı olamaz. Olabilir mi? Sabah 6'da kalkarım, akşam ona kadar çalışırım. Benim için. Başkası için niye kalkacağım? Niye çalışacağım? Öyle bir sistem olabilir mi? Yönetim diyor ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, Avrupa diyor, Almanya diyor, bizden daha kötü diyor, biz daha iyiyiz diyor. Ya doğru mu? Bir şey olur mu ya? Yurtta Almanya'daki... Öyle bir şey olur mu? Günde her yıl 1 milyon genç katılan bir ülke. Almanya'nın nüfusu ne kadar? 85 milyon. 80 milyon. 2050'de 45 milyon. 45 olacağı düşünülüyor. Türkiye'nin 250 milyon olacağı düşünülüyor. Kimse üretmesin. Herkes çalsın, çırpsın. Bu ülke iyi olur. Olur mu? Ama Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız diyor ki, Almanya buradan kötü diyor yurttaşlarımız. Oğlum, arkadaşım şöyle bir şey var. 330 lira aylık alır, çalışmaz hiç adam. 330 lirayla Almanya'da da yaşayamazsın. Yani o az bir ne onadı, şeye bağlı olan, devlete bir şeyler versin diye bekleyenler, onlar mutlu olamaz ki. Nasıl olsunlar? O zaman öyle çıkıyor vatandaşımız, diyor ki alacağız. Orada Türkler çok çalışıyorlar, buradaki gibi değil ki. Türkiye daha iyi diyor. Türkiye tabii, burada geliyor adam 30 lira euroyu bozuyor. Allah. İşte bu söylüyor, Türkiye iyi diyor yani, Almanya kötü. İyi tabii, onun için iyi. Bizim buradaki yaşam vatandaş. Ya buradaki adamı kim düşünecek? O niye düşünsün onu? Ama Kılıçdaroğlu'yla, Özgür Özel'le bir adamlar gelmesi lazım. Bunlar Atatürk'ü diyorlar. Ne Atatürk'ü ya? Ben Ankara'lıyım. Hangi Atatürk? Atatürk'ün bir tane eseri kalmadı be ellerinde. Her şeyi görüyoruz, ben yurt dışında yaşıyorum. Ama şu iktidar, şu anki muhalefet iktidarı. Bunlardan daha iyi Atatürk'ü bunlar. Vallahi billahi. Tillahi. Bunlardan da hayata Türkçü Erdoğan. En büyük düşman olmasına rağmen. Evet. Son sözleriniz varsa alabiliriz. Evet, güzel adam, bir şey yok işte. Konuştuk yeteri kadar ya. Biri tutuklattırma bizi yani. Niye tutuklasınlar efendim? Düşüncelerinizi söylüyorsunuz. Gördüğünüz için çok çok teşekkür ederim. Hadi, son sözleriniz varsa. Ne, hangi televizyona gelecek? Güneş Akkaya TV efendim. Güneş Akkaya TV. Evet, YouTube'dan, Instagram, TikTok, tüm hepsinden takip edebilirsiniz. Arkadaşlar. Yazıklar olsun. Neden yazık? Olmaz olmaz. Böyle bir şey olur mu ya? Muhalefet 15 yıldır iktidar partisi, her gün bir oy insan kaybetseydi iktidar oldular. Demek ki bunlar daha başarısızlar. Değil mi? Değil. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İktidara karşı muhalefet. Muhalefet yok karşı. Yok. O diyor. Ben demiyorum ya. Cumhurbaşkanı diyor. Türkiye'de muhalefet diye bir şey yok diyor.
Doğru mu diyor? Doğru söylüyor. Ya doğruya da doğru demek lazım değil mi? Yok bir şey. Adam gelmiş orada. Ben emekli sandığı mensubuyum. O da sosyal sigortalar. Orayı nasıl batırdın da çok iyi biliyorum Ankara'da. Öyle bir şey olamaz. Talip olması büyük tezat. Türkiye'yi yönetmeye talip olması dünyanın en büyük tezatı. Nereden alıyor bu cesareti, cüreti? Öyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen gülmüyorsun ona. Ben her yerimle gülüyorum. Sen de gül. Peki efendim. Arkadaşlar, bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.